GTA serisi deyince böyle çok ağır bir konu işliyoruz gibi hissediyorum. Ki öyle de hissetmem lazım aslında. 97'den başlayıp günümüze kadar gelen açık dünyanın şahı olarak görülen bir seri. Peki bu seriyle nasıl tanıştık? İnternet kafe sayesinde. Bu arada internet kafe deyince aklınıza neler geliyor? Ağır sigara kokusu, ter kokusu, Akın Software, Red Alert, Metin 2, Age of Empires, CS 1.6, Half-Life Deathmatch, GTA... Aslında birçok şey daha sayabiliriz ama siz oyuncu kardeşlerimize sorduğumuzda genel olarak GTA cevabıyla karşılaşırız. Arabamızı atlardık, biraz yollarda gezer, ardından da hileleri yazar ve etrafa kaos getirirdik. Sonra fark ettik ki oyunun bizden yapmamızı istediği tonla görev varmış. Ve ben bunu fark ettiğim zaman GTA'ya bakış açım değişti. Hileleri bıraktım ve konsantre olup oyunu bitirmeye odaklandım. Her ne kadar buna çocuk aklımla inanmış olsam da hileler gene açıldı ve görevler bitirilmedi. Gelin size GTA serisiyle olan maceramı anlatayım biraz. Anılar. GTA serisine çoğu kişi gibi ben de GTA 3 ile tanışarak girdim. Arkadaşlarım arasında sadece bende bilgisayar vardı ama bu durum internet kafeye gitmeme engel olmuyordu. Her neyse, internet kafede GTA 3'ü görünce bunu kesinlikle bilgisayarıma yüklemem lazım dedim. En yakın korsan oyuncu abimize gidip CD'yi aldım ve başladım oynamaya. Görevleri yapıyordum, her şey güzel gidiyordu. Ardından yoruldum ve save alıp oyundan çıktım. Ertesi gün oyuna döndüğümde save'imin olmadığını görünce aptal aptal ekrana bakıp "Nasıl yani?" dedim. O zamanlar bilmiyordum ama oyunu oynadığım korsan sürümde kayıt sistemi çalışmıyordu. Galiba bu oyun bozuk dedim ve gidip başka bir yerden CD aldım. Ve yine aynısı oldu. Yok, oyun benim save'imi kaydetmiyordu. Habire baştan başlıyorum oyuna ve canımı sıkmaya başlamıştı bu durum. Tam tamına 3 farklı CD'ciden GTA 3 aldım bu durumu çözmek için ve çözemedim. Bu arada neden korsan aldım ondan da bahsedeyim. O zamanlar Türkiye'de çok fazla böyle orijinal oyun furyası yoktu. 2012'de Steam'le birlikte aslında Türkiye'de orijinal oyun geldi. Ve biz de dijital pazarlama sayesinde Steam'le birlikte oyunları almaya başladık. Ve öyle orijinal oyunlar edinmeye başladık. Ama tabii benim zamanımda şey olayı da vardı. Yani biliyorduk, oyunun korsan olduğunu biliyorduk. Ama yine de gidip alıyorduk. Çünkü orijinal alabileceğimiz bir yerde yoktu. Neyse, konuya geri dönüyorum. Dediğim gibi tam tamına 3 farklı CD'ciden GTA 3 aldım bu durumu çözmek için ve çözemedim. O dönemde artık bu CD'ciler toptan mı ne alıyordu bilmiyorum ama bunu CD'ye basan her kimse aynı sürümü basmış CD'ye İstanbul'un her yerine dağıtmış. Yok ulan yok, save sistemi çalıştıran bir GTA 3 bulamadım. İş başa düştü. Tek oturuşta bitirebilir miyim diye bir düşünce geçti içimden. Neden geçtiyse artık. Sanki bitirsem bir tarafım arşa erecek. Neyse abi, sabah 8'de oturdum. Akşam 8'e kadar görevleri yaptım. Normalde ilerlediğimden daha çok ilerledim. Yani örnek vereyim, nasıl yani, köprünün karşı tarafına geçmiştim. Ve mutluydum, huzurluydum. Tabii çocuk olsak da mutluluk bize haram. Sonra ne oldu dersiniz? Elektrikler gitti abi. Böyle dümdüz elektrikler gitti. 10 dakika sonra geri geldi. Bilgisayarı açtım. Tak, tekrardan oyun en baştan açıldı. Ve ben ilk defa bir oyun için rage geçirdim. Ya şimdi düşününce harbiden yazık günah ya, neyse. Akabinde bir sene sonra Vice City ile tanıştım. Benim kasa boktan falandı ama Vice City'de açıyordu. GTA 3'ten sonra daha renkli bir şehirle karşılaştım. Daha cıvıl cıvıldı etraf. Ayrıca save sisteminde çalışıyordu. İçim fazlasıyla rahattı. Bir görevde takılırsam save alırım, yarın denerim abi. Ne olacak değil mi? Tabii. Ne olacak? O meşhur helikopter görevi olacak. Şimdi arkadaşlar, benim elimde bir kanıt yok ama 100 kere denedim o görevi. Ve geçemedim. Bir abim falan da yoktu. Dönüp de al abi sen geç şunu falan da diyemiyordum kimseye. Baya böyle yılmadım. Sabır ettim, denedim, vazgeçmedim ve başaramadım. Teşekkürler Rockstar. GTA galiba zor bir oyundu. Yoksa ben beceriksiz... Ben nasıl beceriksiz olabilirim? Delta Force oynarken çatır çatır düşmanı öldürüyordum. Öyle avutuyordum kendimi, marifetmiş gibi. Neyse, GTA 3 save sıkıntısıyla Vice City helikopter göreviyle aklımda kalmıştı. Aradan yaklaşık yanılmıyorsam 3 sene geçti. San Andreas'ı orada burada duyuyor ve internet kafede deneyimliyorduk. Tabi San Andreas ile alakalı ilk kulağımıza gelenler ise şöyleydi deneyimlemeden önce. Oğlum çok iyi oyun lan. Araba modifiye ediyorsun, kas yapıyorsun, manita yapıyorsun, gerçek gibi sanki oyun. Çeteler falan var, efsane bir şey. Biz de gaza geliyorduk tabi duyduklarımızdan. Çünkü adamların anlattığına göre biz daha önce hiç öyle bir oyun ne gördük, ne duyduk, ne de oynadık. Net kafede deneyimledikten sonra CD'yi aldım. Yine korsan. Geçtim eve. O introyu hala unutamıyorum. Hele ki oyunun kapağına aşıktım. Böyle CD kapağına bakıp hangisi güzel görüyorsa onları aldığımız bir dönem zaten. Bana göre kapağı da şahaneydi oyunun. İşte intro bitti. Oyuna başladık. Ana karakterimizin elinde bir çanta var. Bir yere koyuyor ve tık. Oyun dondu. Allah Allah. Bu durumda ne yapmamız lazım? Elbette kapatıp tekrar açmamız lazım. Haydi yavrum bir daha. 1, 2, 3, 4, 5. Yok, açılmıyor abi. PC'de mal oldu zaten. Başımıza bela almayalım. Ama bir sene sonra bu altın çocuk o oyuna geri dönecekti.
ve kodumunun araba zıplatma görevinde takılacaktı. Evet. Ben ona araba zıplatma görevi diyordum ve sonra baktım ki aslında herkes aynı şey diyormuş. Oyun akıyor, görevleri yapmaktan keyif alıyorum ama yok, orada takıldım bu sefer. Ya basıyorum tuşlara, işlemiyor. Habire bet falan yazıyor ekranda. Ama olsun, kocaman bir açık dünya var. Görevleri yapmasan da gönlümce gezdim. Karakterimi geliştirdim ve bir de manita yaptım. Belki oyunu bitiremedim ama San Andreas ile mutlu ayrıldım. Ya bunu neden diyorum? Çünkü Vice City ve 3'e hani küs ayrılmıştım, küsmüştüm. Ama ne kadar umurumda, ya kimin umurunda? Küssek ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi çok da yani. Aradan kaç sene geçti gerçekten hatırlamıyorum. Ama liseye yeni başlamıştım sanırım ya da sonlarında falan olmalıyım. GTA 4 gümbür gümbür geleli çok olmuştu ve herkes enfes bir oyun olarak bakıyordu. Bir de gay tonu muhabbetleri dönüyordu etrafta. Gay karakterle mi oynuyorsun lan astafsta? Vallahi oyun elime ulaştı, nasıl geçti hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım oyunun PC portunun rezalet olmasıydı. Ve oyunun aptal aptal kasmasıydı. Hileleri telefondan falan yazıyorduk. Görsellik anlamında iyi bir oyun vardı karşımızda ama ben GTA 4'e nedense tutunamadım. Biraz oynadım ve sonra yüzüne bile bakmadım. Ama galiba nedeni gündemde bir başka GTA olmasıydı. GTA 5. Berkay'la birlikte, Berkay bu arada kanalımızın editörü, ilk defa GTA 5'in trailerini izlediğimizde böyle donup kalmıştık. Çok iyiydi lan oyun. Enfes ve oldukça canlı gözüküyordu. Kesinlikle piyasayı alt üst edecek bir oyun geliyordu ve biz bu oyunu oynamak için aşırı derecede heyecanlıydık. Ve biz ne yaptık? Oyunu çıktığı gibi alıp oynadık. Yo. Oyunu çıktıktan yaklaşık 3 yıl sonra falan deneyimledik. Ya bunun nedeni biraz da o zamanlar YouTube GTA 5 ile baya böyle dolmuştu içerik anlamında ve biz de iyi bir YouTube izleyicisiydik. Çok da acele etmedik, zaten görmüştük göreceğimizi. Neyse, 3 yıl sonra oyunu deneyimledim, oynadım ve GTA 5 benim ilk bitirebildiğim GTA oldu. Hem beni gönlümden vurdu hem de yıllardır istediğim ama bir türlü başaramadığım bir şeyi başarmıştım. Bir GTA oyununu bitirmiştim. Ve bu bana pek bir bok katmadı ve açıkçası sevinmedim bile. Böyle dümdüz aktım ve bitirdim. Aklımda herhangi bir zor görev falan da kalmadı. Ya ben GTA 1'in de açık dünyaya daha çok yoğunlaşırlar dedim ama hikaye kısmında bence gayet yerinde ve güzeldi. Açık dünyaya da dediğim gibi yoğunlaşmışlardı. Evet ahali. Seriyle alakalı anılarımı ufak ufak anlattım. Eminim içinizde benimle aynı şeyleri yaşayan birileri de vardır. Böyle sizin anılarınız falan varsa yorumları doldurun derim. Hem nostalji olmuş olur hem de biraz eğlenmiş falan olursun. Şimdi gelelim konumuza. Bu videoda sizlere GTA serisinin hikayesini anlatacağım. Tabii tüm oyunlarını ele almayacağız. Sadece ana oyunların hikayesini anlatıp ufak tefek yorumlar yapacağız. Ana oyunları da biraz özet geçerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi sizlerle birlikte GTA 1'inle keyifli bir yolculuk yapacağız. GTA 3'ün hikayesinden başlayalım. Namı olmayan Cloud sevgilisi Catalina ile bir banka soymak ister. Soygun sırasında Catalina hırslı bir kız olduğunu ve artık ona ihtiyaç duymadığını söyler. Ardından onu vurur. Para ve Miguel ile birlikte oradan ayrılır. Cloud hayatta kalır ve soygun yaptığı için tutuklanır. Hapishaneye doğru giderken Kolombiya karteli üyeleri başka bir tutsağı kaçırmak için nakil aracını pusuya düşürür. Ve Cloud nakil aracından kaçar. Kaçışı sırasında mahkum ve patlayıcı uzmanı 8-Ball ile tanışır. 8-Ball Cloud'u Luigi ile tanıştırır ve Cloud esaslı biri olduğunu göstermek için Luigi ile çalışır. Luigi'nin emri üzerine Joey Leon'a bir kız götürür ve Joey ile tanışır. Joey'in verdiği görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştiren Cloud, Joey'nin güvenini kazanır. Joey Cloud'u Tony Cipriani ile tanıştırır. Cipriani Çin mafyasından nefret etmektedir. Onlara zarar vermekle kararlı olan Cipriani Cloud'dan yardım ister. Cloud ona verilen görevleri yapar ve Leon ailesini kendine kanıtlar. Joey'nin babası ve Leon ailesinin reisi Salvatore Leon ile tanıştırılır. Cloud, Joey, Tony ve Salvatore'un toplantısına kalacak kadar yetkili değildir. Bu yüzden Salvatore'un karısı Maria ile dolaştırılması istenir. Maria'nın katıldığı bir depo partisinde uyuşturucu baskını gerçekleşir. Kaos'tan yararlanan Cloud, Maria'yı alır ve güvenli eve getirir. Salvador Cloud'a güvenmeye başlar ve ona Kıvırcık Bob adlı bir barmenin Leonlar hakkında yasa dışı bir uyuşturucu olan Spank karşılığında kartele bilgi sattığına inandığını söyler. Cloud Kıvırcık Bob'u takip eder. Görev sırasında ana karakterimiz Catalina ile Miguel'in artık Kolombiya kartelinin lideri olduğunu öğrenir. Cloud Kıvırcık Bob'u öldürür. 8-Ball'un yardımıyla kartel gemisini havaya uçurur. Ancak Catalina ve Miguel kaçar. Salvatore son görevi için Cloud'dan cinayet kanıtlarıyla dolu bir arabadan kurtulmasını ister. Bununla birlikte Cloud arabanın bulunduğu yere yaklaşırken Maria, Cloud'u arabanın bir tuzak olduğunu söyleyerek onu rıhtımda beklediğini söyler. Rıhtımda Maria, Salvatore'a yalan söylediğini ve Cloud ile bir ilişkisi olduğunu söylediğini itiraf eder. İhanete uğradığını düşünen Salvatore, Cloud'u mafyanın önüne atmak ister. Mario onu bir Yakuza lideri olan Asuke Kasan ile tanıştırır ve Leonlardan kaçmak için Staten Adası'na giderler.
Asuka Cloud'un Luigi'nin kulübünden ayrılırken Salvatore suikast düzenleyerek Leon ile bağlarının tamamen koptuğunu kanıtlamasını ister. Cloud, Leon'lara ve polise karşı Asuka için çalışır. Kısa süre sonra Cloud, Asuka'nın kardeşi Kenji Kasen ve yozlaşmış polis Ray Mekowski ile tanıştırır. Cloud, Yardis ve kartele karşı Kenji için çalışırken Ray için de kirli işlerini yaptırarak Yakuza ile olan bağlantılarını gizli tutması için çalışır. Ray onu milyarder kralı Donald Love ile tanıştırır ve Cloud onun için çalışmaya başlar. Cloud şehrin emlak fiyatlarını düşürmek için bir kartel jipiyle Kenji'nin üzerinden geçerek Yakuza ve kartel arasında bir savaş başlatır. Ardından kartelin şantiye karargahını basar. Miguel ve Catalina'yı orada bulur. Miguel Cloud ile pazarlık etmeye çalışır ancak Catalina onu arkadan vurur ve kaçar. Kartelin kardeşini öldürdüğünü düşünen Asuka Cloud'a yardım etmek için gelir ve bilgi almak için Miguel'e işkence yapar. Kartel bu duruma misilleme olarak Asuka ve Miguel'i öldürür ve Maria'yı kaçırarak 500 bin dolar fidye ister. Cloud fidye ödemesini teslim etmek için Catalina ile buluştuğunda Catalina ona bir kez daha tuzak kurar. Ancak Cloud tuzaktan kaçar ve Catalina'nın peşine düşer. Helikopteri baraja kadar takip eder. Catalina helikopteriyle kaçar ve Maria'yı adamlarıyla birlikte barajda bırakır. Cloud tüm adamları öldürür ve helikopteri düşürerek Catalina'yı öldürür. Her şey durgunlaştığında Maria barajdan ayrılırken gevezelik etmeye başlar ve ekran kararınca bir silah sesi duyulur. Cloud'un Maria'yı vurup vurmadığı veya onu susturmak için sadece gökyüzüne ateş edip etmediği ise hala bilinmiyor. Ve GTA 3'ün hikayesi böylece sona ermiş oluyor. Vice City'nin hikayesine gelirsek, Sonny Forelli isimli karakter Liberty City'de bulunan en büyük 3 mafya ailesinden birinin reisidir. Bizim kontrol ettiğimiz karakter ise Tommy Vercetti. Tommy, Sonny ile beraber büyümüş ve yıllar içerisinde dost olmuş mafya adamıdır. Sonny organizasyonda Tommy'ye üst düzey bir mevki sağlamış ve Tommy ise bu iyiliklerden ötürü aileye hep çok sadık kalmıştır. 1971 yılı Liberty City'sinde Sonny, Tommy Vercetti'yi Harwood'da bir adamı öldürmesi için görevlendirir. Ancak bu adam, kendisine düzenlenecek bu saldırıdan haberdardır. Tuzağa düşen Tommy bir adam öldürecek iken çatışmaya girer ve 11 adam öldürür. Bu nedenle 15 yıl cezaevinde yatar. Bu olaylardan sonra Harwood canisi lakabını alan Tommy, bir an Sonny'nin kendisini kasti olarak tuzağa düşürdüğü konusunda kuşku duyar. Tommy'nin cezaevinde olduğu dönemde Sonny rakip ailelerin üst düzey üyelerinin çoğunu öldürtmüş ve ailesinin gücüne güç katmıştır. Yıllar geçer ve Sonny büyük paraların döndüğü uyuşturucu işine girmek ister. Vice City uyuşturucu piyasası için çok uygun bir şehirdir ve Sonny diğer mafya ailelerinden önce davranarak sektöre hakim olmak ister. İşlerini yapması için sadık birine ihtiyaç duyar ve hapisten çıkacak olan eski sadık dostu Tommy ile tekrar arasını yapmak ister. Tommy'nin yaptığı katliam Liberty City'de unutulmadığından dolayı Sonny Tommy'yi Vice City'ye gönderir. Sonny'den aldığı ilk görevde kimliği belirsiz kişiler tarafından buluşma yeri olan limana baskın yapılır. Tommy o baskından şans eseri kurşunların hedefi olmadan kurtulur. Sonny milyonlarca dolar parasını ve uyuşturucu ürünlerini baskında kaybettiği için çok öfkelenir. Öfkeli Sonny Tommy'ye parayı ve ürünü çalan hırsızları bulmasını ve tekrar geri getirmesi için görev verir. Tommy ilk olarak Albay Cortez'in partisine katılarak şehrin birçok ileri gelenlerini tanıma fırsatı bulur. Aynı zamanda Tommy, Albay Cortez'in birçok işini yaparak yardımda bulunur. Albay ise bu yardımlar karşılığında Tommy'ye bir tekne hediye eder. Öte yandan Tommy uyuşturucu ticareti sırasında kardeşini kaybetmiş olan Lance Vance ile tanışır. Tommy ile Lance partiye katılan ve şehrin önemli mafya babalarından biri olan Diaz için çalışmaya başlar. Zamanla limanda yapılan baskının failinin Diaz olduğu ortaya çıkınca Tommy ve Lance Diaz'ın mekanını basarak Diaz'ı öldürür ve malikaneyi ele geçirir. Bu olaydan sonra Tommy şehirdeki itibarını iyice büyütmeye başlar, öyle ki kendisine araç vermeyen mağazaların gözünü korkutarak iktidarlığını pekiştirir. Tommy şehrin batısında birbirleriyle savaş halinde bulunan Kübalılar ve Haitliler arasında husumeti çözmekte büyük rol oynar. Aynı zamanda bu bölgelerde bulunan bir taksi durağı ile dondurmacı dükkanını satın alarak servetini yükseltir. İleriki zamanlarda ise şehrin kuzeyindeki film stüdyosunu ve Malibu kulübünü de satın alarak buradan yüklü miktarda para kaldırır. Malibu kulübünü de satın aldıktan sonra burada kurduğu 4 kişilik bir ekip ile bir bankayı soyar ve bu soygunda istediğini elde eder. Bütün bu olaylar Tommy Vercetti'yi Vice City'nin en saygın ve itibarlı adamlarından biri yapar. Sonny uzun bir zaman geçmesine rağmen halen parasını alamadığı için sürekli Tommy'ye telefon açarak baskı kurmaya çalışır. Tommy'nin bu denli büyümesinden pek hoşlanmayan Sonny borcunun kapanması için Tommy'nin işlerinden pay almak ister. Sonny adamlarını tahsilat için Vice City'ye gönderir. Sonny'nin adamları Tommy için manevi değeri çok büyük olan matbaasını basarak çalışanını yaralar. Bu olaydan sonra küplere binen Tommy hepsini öldürür. Bunun üzerine Sonny Tommy'nin partneri Lance'e yaklaşır ve ikisi anlaşmaya varırlar. Sonny Vice City'ye giderek Tommy'ye ziyarette bulunur. Tommy sahte paralarıyla Sonny'ye olan borcunu ödemeyi planlamaktadır. Tommy, Sonny ve adamlarını malikanesinin kapısında karşılar. Aralarında geçen kısa konuşmadan sonra Tommy Sonny'ye sahte para vermeye kalkışır. Bunu bilen Lance Sonny'yi uyarır ve Tommy işte o zaman kendisini tuzağa düşüren kişinin Sonny olduğuna emin olur. Sonny kendisini aldatmaya çalıştığı için Tommy'nin konağına adamlarıyla saldırır. Konakta büyük bir çatışma çıkar. Tommy hem Lance'i hem de Sonny'yi öldürür. Bu olayda birçok üyesini kaybeden Forelli ailesi çöküş dönemine girer.
Bu da Sindaco ailesi gibi mafya aileleri için olumlu bir gelişme olmuştur ve Versetti, Vice City'deki en güçlü ve en zengin suç lideri olur. Ve böylece Vice City'nin de hikayesi biter. GTA San Andreas'ın hikayesine gelirsek, Carl Johnson, Los Santos'ta 4 kardeşi ve annesiyle kendi çapında bir hayat sürmektedir. Abisi Sweet, Grove Street Families çetesinin lideridir. Çete, düşmanları Ballas ve Los Santos Vegas çeteleriyle sürekli çatışma halindedir. Bu olaylar çerçevesinde Carl'ın diğer kardeşi Brian ölür. Bu kayıptan sonra Carl, Liber City'ye taşınmaya karar verir. Aradan geçen yıllar içinde Grove Street Families'in önde gelen diğer iki üyesinden biri olan Big Smoke, paraya ve güce kendini kaptırması sonucu çeteye ihanet ederek Ballas'a geçer. Bu ihaneti sırasında Grove Street'in önemli üyelerinden biri olan Ryder'ın aklını çekerek onu da Ballas'a geçmesini sağlar. Sonrasında ise Sweet'i öldürüp çeteyi çökertmek için Los Santos Polis Departmanı kötü polisleriyle işbirliği yaparlar. Bu plan çerçevesinde Ballas'ın yeşil Sebra adlı arabasıyla bir anda bölgeyi basıp evi tarayarak Sweet'i öldüreceklerdir. Plan istedikleri gibi işler ancak Sweet evde değildir. Anne Beverly Johnson açılan ateşin hedefi olur ve ölür. Bu olaylardan sonra Carl eve dönmeye karar verir. Eve dönen Carl her şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Öte yandan Johnson kardeşler yapılan ihanetin hala farkında değildir. Ve Big Smoke ve Ryder halen Grove Street üyesi gibi dolanmaktadırlar. Carl'ın gelişiyle çete tekrar toparlanmaya başlar. Carl, Ryder ile birlikte çetenin silah ihtiyacını karşılar. Ayrıca Carl, Big Smoke'un bazı özel işlerinde ona yardımcı olur. Grove Street dörtlüsü zaman içerisinde Ballas'a darbe üstüne darbe vurur. Öyle ki Ballas çetesinin lideri Kane'i öldürürler. Ballas, Grove Street karşısında iyice etkisini yitirmeye başlar. Bu olaylar sırasında CJ'in kız kardeşinin sevgilisi ve Varios Los Aztecas çetesinin lideri Cesar Villalpando yapılan ihanetin farkına varır ve CJ'ye haber verir. Bütün olanlara şahit olan CJ, Big Smoke ve Ryder'a derin kin besler. CJ durumu acilen Sweet'e bildirmek için harekete geçer ancak Sweet o sırada Ballas'larla çatışmaya girmiş ve yaralanmıştır. Bölgeye gelen Carl Ballas'ları püskürtür ancak polisler mekanı basar. Yaralı kardeşini bırakmayan CJ tutuklanır. Bu olaydan sonra Sweet hapse girmiştir. Carl ise Crash polisleri Tempini ve Pulaski tarafından Los Santos dışına sürülmüştür. Big Smoke ise Ballas'ın başına geçerek kendi uyuşturucu binasını kurar. Grove Street ise tarih olmuştur. CJ Catalina adlı bir kadınla tanışır ve onunla beraber 4 ayrı kasabada 4 ayrı yeri soyarak parasını katlar. Aynı zamanda bu bölgelerde yaptığı yarışlar sırasında San Fierro'da bir garaj kazanır ve Triad çetesinin lideri Uzi ile tanışır. San Fierro'ya geçen CJ kendisine verilen garajın çok iyi durumda olmadığını fark eder. Şehrin dört bir yanını dolaşıp topladığı ekiple garajı çalışabilir bir hale getirir. Bu yolda Cesar ve Kendall CJ'in hep yanında bulunmuştur. CJ öte yanda Woozie'ye birçok konuda yardımda bulunur. Bu olaylar ikili arasında sağlam bir dostluğa vesile olur. CJ ve Cesar Ryder'ın izini bulmayı başarır. Ryder'ın üç ayrı kişiyle iş çevirdiğini öğrenirler. Bunlardan birincisi San Fierro Rifa çetesinin lideri T-Bone, Mendez, Jizzy ve eli her yere uzanabilen mafya babası Mike Toreno'dur. CJ, Jizzy'nin yanına yaklaşarak onun güvenini kazanır, sonrasında onu öldürür. Bu işi bitirdikten sonra bir iskelede toplantı yapan Mendez ve Ryder'a baskın düzenleyerek ikisini de öldürür. En son helikopterle kaçmaya çalışan Toreno'yu da öldürür. Bütün bu olaylardan sonra CJ'ye bilinmedik bir kişiden telefon gelir. Adamın söylediği konuma giden CJ, Toreno'nun ölmediğini fark eder. Toreno, CJ'ye bu kırsal kesimde birçok işini yaptırır. Öte yandan Woozie, Las Venturas'ta açtığı kumarhaneyi CJ'de ortak eder. CJ, uzun bir sürede Las Venturas'ta etkinlik gösterir. Burada Vice City'den bilinen Ken Paul, Mad Dog ve Ken Rosenberg ile yolu kesişir. Las Venturas'ta birçok kişinin işini halleden CJ, Los Santos'a geri döner. Toreno ise CJ'in kendisine yaptığı yardımlardan dolayı Sweet'in hapishaneden çıkmasına yardımcı olur. Sweet hapisten çıkınca çetenin yok olduğunu, CJ'in başka işlerle meşgul olduğunu anlayınca büyük tepki gösterir. Kendi evine geri dönen Sweet kısa sürede Grove Street Families'i tekrar ayağa kaldırır. CJ ise Los Santos'ta birçok bölgeyi tekrar ele geçirerek diğer çetelerin etkinliğini kırar. En son Big Smoke'un yerini öğrenen Johnson kardeşler, Smoke'un mekanına baskın düzenler. Uzun süren çatışma sonucu CJ Smoke'u yakalayıp öldürür. O sırada oraya giren Tempani paraları çalıp kaçar. Johnson kardeşler bir itfaiye aracıyla kaçan Tempani'nin peşine düşerler. Uzun süren kovalamaca sonucu Tempani itfaiye aracının kontrolünü kaybedip Grove Street'e uçar ve ölür. Bütün belaları başlarından def eden Johnson ailesi normal yaşamlarına geri döner. Ve San Andreas'ın hikayesi de böylece bitmiş olur. Akabinde GTA 4 hikayesine bakarsak, GTA 4, Niko Bellic adında yasa dışı yollarla göç etmiş, Bosna Savaşı gazisi olan Sırp uyruklu bir adamın hikayesini ele almaktadır. Niko Liber City Amerikan rüyasını yaşamak ve 15 yıl önce içinde Niko'nun da bulunduğu askeri birliğine ihanet eden kişiden intikam almak için gelmiştir. Kuzeni Roman Bellic, Niko şehre gelmeden önce Niko'ya zengin bir hayat yaşadığını, villaların ve spor arabalarının olduğundan bahsetmiştir. Niko şehre geldikten sonra gerçeğin böyle olmadığını, Roman'ın kumar borçlarıyla tefecilerle uğraştığını ve kirli bir apartman dairesinde yaşadığını öğrenir. Niko çok geçmeden Roman'ın tefecisi olan Vladimir Glebov için Roman'ın borçlarının karşılığı olarak görevler yapmaya başlar. Fakat Vlad aynı zamanda Roman'ın kız arkadaşı olan Mallory Bartis'a da sarkmaktadır. Niko Bellic bundan rahatsız olur ve Vlad'ı öldürür.
Roman ile birlikte cesedi denize atarlar. Bu cinayet üzerine Nico Roman'a Liberty intikam için geldiğini ve iki kişiyi aradığını söyler. Bu olaylardan sonra Vlad'ın üstleri olan Mikhail Faustin ve ortağı Dmitri Raskolov, Roman ve Nico'yu kaçırır. Faustin Vlad'ın öldürülmesine kızmaz ve Nico'yu işe alır. Nico Faustin için bir takım görevler yapar. Faustin çılgınca kararlarının ardından ortağı Dmitri'nin Nico'ya Faustin'i öldürmesini söyler. Nico Faustin'i öldürür ve parasını almak için Jamaikalı arkadaşı Lidl Jacob ile Dimitri'nin yanına gider. Dmitri, Nico'nun eskiden iş yaptığı ve sonradan bozuştuğu Ray Bulgarin ile gizlice anlaşmıştır. Ray Bulgarin, Nico'nun kendisine borcu olduğunu iddia etmektedir. Dmitri ile Ray, Nico'yu öldürtmeye çalışır fakat Nico, Jacob ile beraber Dimitri'nin adamlarını öldürür. Dmitri ile Ray olay yerinden kaçar. Nico'ya Roma'dan telefon gelir. Nico ile iki kişi buluşur ancak Roma'nın alevler içerisindeki dairesi ve taksi durağı ile karşılaşır. Olayı gerçekleştiren Dimitri'nin adamlarıdır. Roman ve Nico Bohan'a kaçarlar. Roman kız arkadaşı Mallory'ye evlenme teklif edeceğine dair planlarını açıklar. Bundan birkaç gün sonra Mallory Roman'ın ortalarda görünmediğini söyler. Sonra Dimitri ve Rus mafyasının Roman'ın borçlarından dolayı ve Nico'yu yakalamak için Roman'ı kaçırdığı ortaya çıkar. Nico Roman'ın tutulduğu yere gider ve Roman'ı kurtarır. Nico ilerleyen günlerde şehir civarında yeni dostlar edinip İrlandalı McCreary suç örgütü, Gary McCreary, Peggy McCreary, Francis McCreary ve Derek McCreary, Pegorino suç örgütü, Jimmy Pegorino, Ray Bocchino ve Phil Bell, Playboy X, Dwayne Ford, Elizabeth Torres ve daha birçok suçluyla ve suç örgütüyle aradığı kişiyi bulmak için para biriktirmek, kendisini ve kuzenini Roman'ın hayatını korumak için çalışır. Sonunda Nico askeri birliğe ihanet ettiğini düşündüğü iki kişiden biri olan Florian Kravik'in izine Ray Bocchino aracılığıyla rastlar. Fakat Florian ismini Bernie Crane olarak değiştirmiştir. Nico Bernie'nin aradığı kişiye hiçbir bağlantısı olmadığı tespit edilince geriye tek şüpheli şahıs kalmıştır. Darko Brevic. Nico Bellic, United Liberty Paper adı altında belirsiz bir devlet dairesi ve John Gravely adında bir mafya lideri için çalışır. Karşılığında United Liberty Paper Darko'yu Liberty'ye getirir. Nico, uyuşturucu düşkünü ve suçluluk duygusu hisseden Darko ile karşı karşıya gelir. Darko'yu infaz etmek ya da bağışlamak oyuncunun tercihine bırakılmıştır. Daha sonra kendini geçmişin acılarını dindirmeye çalışan Nico, bir barda kafa dinlerken Jimmy Pegorino ile karşılaşır. Pegorino, Nico'dan kendisine para karşılığı son bir kez iyilik yapıp yapmayacağını sorar. İyilikte bir eroinin nakliyesini kendisi için ele geçirip Dimitri'yi satmaktır. GTA 4 karakterin seçimine sunulmuş iki farklı son ile bitmektedir. Oyuncu Nico'nun Dimitri'den intikam almasıyla ya da Dimitri ile anlaşmasıyla biter. Oyuncu mutlak intikamı seçerse Dimitri'nin tankeriyle bir uyuşturucu nakliyatını denetlediği sırada ona tuzak kurar. Nico Dimitri'nin olduğu tankere girip adamlarını öldürür ve kargo bölümüne girip Dimitri Raskolov'u öldürür. Dimitri öldükten sonra Roman ile Mallory'nin nikahı yapılır. Dimitri öldürüldükten sonra küplere binen Jimmy Pegorino nikahın yapıldığı kilisenin önünde arabayla hızla geçerken gruba rastgele ateş açar. Silahtan çıkan kurşunlar Nico'nun sevdiği kişi Kate McCreary'i öldürür. Nico, Roman ve Little Jacob Aldrey bölgesindeki bir kumarhaneye doğru kaçan Pegorino'nun adamlarının peşine düşer. Nico, Pegorino'yu öldürme girişiminde bulunur fakat Pegorino bir tekneyle Happiness adasına kaçar. Nico motosikletle tekneyi sahilden takip eder. Nico sahil şeridi bitince önündeki rampadan motosikletiyle atlayarak Jacob'ın kullandığı helikoptere tutunur ve tırmanır. Helikopterin kontrolünü alan Nico tekneyi takip eder. Tekne alev alır. Tekneden helikoptere roket atılınca helikopter vurulur. Nico helikopteri adaya indirip Jimmy Pegorino'yu öldürür. Oyuncu anlaşmaya varmak isterse Nico Phil Bell ile takas yapmak için limanda buluşur. Dimitri takasın kendiliğine sonuçlanacağı şekilde takasa sabotaj yaptırır. Fakat Nico ve Phil uyuşturucu parasını umursamayarak da olsa ele geçirir. Nico parayı alarak takasın yapılmasına karşı olan Kate'in hayal kırıklığını uğratmış ve bu yüzden Kate Roman ile Mallory'nin nikahına katılmamıştır. Nikah olduktan sonra kilisenin önünde nikah kutlanırken Dimitri tarafından gönderilmiş olan suikastçı Nico'yu öldürmeye gelir. Çatışma Roman'ın yanlışlıkla öldürülmesiyle son bulur. Mahvolmuş ve intikam duygularıyla kabaran Nico, Little Jacob ile takım oluşturur ve Pegorino'nun ortağı olan Dimitri'yi öldürmek için Aldrey'deki terk edilmiş kumarhaneye gider. Jacob, Nico'nun Dimitri'yi öldürmesinin ardından yürüteceği planı tertip etmek için kumarhanenin önünden ayrılır. Dimitri kumarhanedeyken Pegorino'yu öldürüp kaçmaya başlar. Nico, Liberty adasında helikopterle kaçmakta olan Dimitri'yi tekneyle takip eder. Little Jacob bir süre sonra bir helikopterle Dimitri'nin helikopterine yaklaşır. Nico, Jacob'ın kullandığı helikopterin altına yaklaşıp tekneden helikoptere atlar. Helikopterin kontrolünü Nico alır ve uzun bir helikopter kovalamacası başlar. Nico, Liberty adasına gelince Dimitri'yi öldürür ve GTA 4'ün de hikayesi bitmiş olur. Şimdi sırada GTA 5'in hikayesi var. Oyun 2004'te yaşanan bir banka soygunu göreviyle başlar. North Yankton eyaletinin Ludenford şehrinde geçen başarısız soygunun Mike Tolney, Trevor Phillips ve Brad Cinder düzenler. Bankadan paraları aldıktan sonra polisler mücadele sırasında Brad, ajan Dave Norton tarafından öldürülür. Dave, Michael'ı da vurarak yaralar.
Trevor takımı arkada bırakmadan polislerle çatışmaya devam etmek istese de Michael ona kaçmasını söyler. Trevor sivil bir kadını rehin alarak kaçmayı başarır. Sonraki sahnede Michael'ın cenazesi görünür. Ancak gömülen kişi aslında Brett'tir ve Michael yaşamaktadır ve sigarasını içerken cenazeyi uzaktan seyretmektedir. Michael Townley, San Andreas eyaletinin Los Santos şehrinde ailesiyle birlikte tanık koruma programına girerek Michael DeSanta takma adını alarak yaşamaya başlar. Ve oyun 2013'te devam eder. En iyi arkadaşı Lamar Davis ile birlikte bir araba bayisi için raporcu olarak çalışan Franklin, Michael'ın yeni araba alan ancak kredi ödemesinde gecikmiş 20 yaşındaki oğlu Jimmy'nin arabasını elinden geri alması için patronundan emir alır. Franklin arabayı alıp bayiye gittiği sırada arka koltukta Michael gözükür. Oğlunun kredi dolandırıcılığı kurbanı olmak üzere olduğunu farkında olan Michael, Franklin'e bayiye arabayla çarpması emrini verir ve Franklin bayiye çarpar. Bu olaydan sonra Franklin işinden kovulur ancak Michael ile dost olur. Karısı Amanda'yı tenis koçuyla yatakta basan Michael, Franklin ile birlikte tenis koçunu malikanesine kadar kovalar ve büyük bir öfkeyle malikaneyi koçun başına yıkar. Fakat malikane Meksikalı uyuşturucu lordu Martin Madrazo'ya aittir ve bundan dolayı çok sinirlenen Madrazo, Michael'dan malikanesinin masraflarının karşılanmasını talep eder. Michael eski arkadaşı Lester Crest'in yardımıyla bir mücevher dükkanı soyarak bu soygundan kaldıracakları parayla Madrazo'nun borcunu ödemek konusunda karar alır ve soygunu gerçekleştirir. Ludenford soygunundan tek kurtulan kişi olan Trevor Flips ise bu soygunun haberini alır ve bu soygunu gerçekleştiren kişinin öldüğünü sandığı eski dostu Michael'dan başka kimsenin olmayacağının farkına varır. Daha sonra Michael'ın izini Los Santos'ta bulur ve eski ortağıyla yeniden yüzleşir. Karakterlerin kişisel yaşamları gittikçe kontrolden çıkmaya başlar. Trevor'ın beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkması Michael'da düşüncesiz ve dengesiz davranışlar sergilemesine neden olur. Ve bu da ailesinin onu terk etmesine yol açar. Michael zamanla zengin bir milyarder ve girişimci olan David Weston'ın düşmanlığını kazanır. Gelişen olaylar sonucunda Weston Michael'a karşı kin beslemeye başlar ve intikam yemini eder. Franklin hapisteyken rakip çeteye geçen ve kendisini yeni çete arkadaşlarına kanıtlamak için defalarca Lamar'a öldürmeye teşebbüs eden ihanetçi bir gangster olan Harold Hosepin'in Lamar'a yapmaya çalıştıklarından rahatsızdır. Trevor ise Blaine vilayetindeki sahip olduğu metamfetamin piyasasını sağlamlaştırmak için verdiği mücadelede Los Motosiklet Kulübü'nün San Andreas koluna çok sayıda Latin Amerikan sokak çetelerine, rakip metamfetamin satıcılarına, hükümet destekli paralı askerlere ve Çin yeraltı suç dünyasının en üst şahsiyetlerinden biri olan Cheng'in liderliğindeki Trade çetesine karşı bir savaş içine girmiştir. FIB'nin rakibi olan I2A, baltalamak amacıyla Michael 2 FIB ajanı Dave Norton ve Steve Haines tarafından Franklin ve Trevor ile birlikte bir dizi operasyon gerçekleştirmeye zorlanır. Haines'in talimatıyla I2A'ya ait bir para kaynağı taşıyan zırhlı bir konvoya saldırırlar ve Los Santos'taki tüm yozlaşmış polisleriyle kamu görevlilerinin bordrosuna sahip olan bir bankayı soyarlar. Haines yaptığı yasa dışı işler için hakkında inceleme kararı verilme noktasına gelince Michael ve ekibini FIB merkez binasına sızıp hakkındaki tüm delilleri dosyalardan silmesine zorlar. Haines'in Michael üzerinde uyguladığı baskıyı ortadan kaldırmak için bunun bir fırsat olarak gören Michael, Haines'in dosyasını silerken aynı zamanda kendisine geçmişte yaptığı aktivitelerin delillerini ortadan kaldırır. Michael ve Trevor Madrazo için bir iş gerçekleştirir ve Trevor Madrazo için yaptıkları hizmetlerinin karşılığını almak ister. Fakat bunun yerine Madrazo'nun eşini kaçırır. Bu da bir süreliğine kendisinin ve Michael'ın hayatını tehlikeye atmasına ve kendisiyle Michael'ın şehirden kaçıp saklanmasına neden olur. Trevor'ın Madrazo'nun eşini geri teslim etmesinden sonra üçlü gelmiş geçmiş en büyük soygunların planlarını yapmaya başlar. Onion Depository'de külçe altın rezervleri soymak. Los Santos'a geri döndükten sonra Michael ailesiyle her şeyi yoluna koyar ve yeniden beraber yaşamaya başlar. Ancak Trevor, Ludenford soygunundaki ortaklarından biri olan Brad'in sandığı gibi hapiste olmadığını, öldürüldüğünü ve Michael'ın mezarında Brad'in gömülü olduğunu öğrenir. Trevor, Michael tarafından ihanete uğradığını düşünür ve bu durum grup arasında anlaşmazlıklara yol açar. Onion Depository soygunu için yaptıkları planlara bir tehdit oluşturur. Michael ve Dave Norton, FIB, I2A ve özel güvenlik firması Meriwether arasında gerçekleşen Meksika açmazında kaldığı sırada Trevor mekana gelip Michael'ı kurtarır. Tüm olanlara rağmen onu kurtarmasının sebebi ise Michael'ı kendisinden başka kimsenin öldürmesini istemediğinden dolayı olarak açıklar. Trevor, Michael'ı affetmesine rağmen Onion Depository soygununu planladığı gibi gerçekleştirmelerinin ardından Michael'la yollarını ayırmayı kabul eder. Franklin, Michael ve Trevor üçlüsü başarılı bir şekilde Onion Depository soygununu gerçekleştirir. Bir süre sonra Franklin, Haines tarafından Trevor'ı öldürmesi için, Weston tarafından da Michael'ı öldürmesi için zorlanır ve bir çıkmaza sürüklenir. Franklin'in 3 seçeneği vardır. Trevor'ı öldürmek, Michael'ı öldürmek ya da ikisinin de yaşamasına izin verip kendi düşmanlarıyla yüzleşmek. Hangi seçeneği gerçekleştirileceğine oyuncu karar verir. Franklin, Michael'ı veya Trevor'ı öldürdüğü takdirde arda kalan karakterlerle ilişkisini keserek eski yaşamına geri döner. Alternatif olarak eğer hiçbirini öldürmezse üçlü tüm baskılara karşı göğüs gererek güçlerini birleştirir. Haines'i, Stretch'i, Wei'yi ve Weston'ı öldürmek üzere yola koyulur. Tüm düşmanlarını ortadan kaldırdıktan sonra üçlü beraber iş yapmayı bırakırlar. Ancak arkadaşlıklarını sürdürürler. Ve bu olaylar doğrultusunda da GTA 5'in hikayesi de biter.
Evet, hikayeleri teker teker bitirdik. Dediğimiz gibi ana oyunların hikayelerini aldık bu seride. Normalde oyunun hikayesini anlattığımız bu video konseptinde sonlarda oyunlar için ufak birer inceleme yaparım. Ama bu videoda başta oyunlarla ilgili anılarımdan bahsettiğim için bir inceleme yapma gereksinimi duymadım. Lakin siz bu oyunların incelemesini yapmamı isterseniz onun için ayrı bir video yapabilirim. Zaten GTA 3'ün incelemesini yaptık. Yukarıda kartlardan gidip bakabilirsiniz. Belki inceleme yapmıyoruz ama GTA bizim için ne ifade ediyor? Ondan bahsedebiliriz. GTA öncelikle bizim için özgürlük anlamına geliyordu. Birçok insan açık dünya kavramı ve o dünyada dilediği gibi gezmek, oyun içindeki etkinliklerden faydalanmak veya şehirde dilediği gibi yıkım getirip eğlenmeyi GTA serisiyle öğrendi. Dışarıda yapamadığımız tüm absürt şeyleri oyunda yapmaya başladık. Arabamızı modifiye ettik ve trafik kurallarına uyarak sürmeyi denedik. Taksici RP'si yaptık, ambulans şoförü olduk. Ne bileyim, polislik yaptık. Kısacası GTA'nın evrenini oyuncular aldı ve benimsedi. Kendimizi evrenin içinde bir karakter gibi hissettik. Tabii bu hissiyatı daha da ileri taşımak için online serverlar kuruldu. San Andreas ile başlayan bu online serverlar GTA 5 ile günümüzde hala devam ediyor. Roleplay serverlarının bu kadar tutulmasının sebebi ise bildiğiniz gibi oyun içerik anlamında ağzına kadar dolu olmasıydı ve RP yapmaya çok müsait bir ortamda bulundurmasıydı. Kısacası GTA açık dünya ile, anlattığım hikayeler ile ve oyuncu kitlesinin oluşturduğu RP serverları ile oyun dünyasında zirveye bir bayrak dikti. Ben o bayrağın yere ineceğini düşünmüyorum. Ama GTA 5'in GTA 6'ya bayrağı devredeceğini düşünüyorum. Ya şimdi fark ettim de GTA 5 çıkalı 8 sene olmuş neredeyse. İnsanlar GTA 6 için heyecanlı ve umutlular. Gerçekten sağlam bir oyunun çıkacağına inanıyorlar. Şahsen ben de inanıyorum. Rockstar her defasında insanları şaşırtıp yerinden sarsmasını bilen bir firma oldu. Bence GTA 6 ile oyun piyasasındaki çıtayı arttıracaklar. Yoksa GTA 6 ellerinde mi patlayacak? Bence patlamayacak. Neyse, ileride göreceğiz. Videomuzun da sonuna geldik. Biz içeriği yaparken ve hazırlarken ekip olarak çok eğlendik. Siz de izlerken umuyoruz ki keyif almışsınızdır. Oyun hikayeleri yaptığımız seriye devam etmek istiyoruz. Yorumlara oyun önerisi bırakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve arkadaşlarınıza önerip kanalımızı büyütmeye yardımcı olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Discord sunucumuza gelip videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve evet, bu kadar. Bir başka hikayede veya incelemede görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere soygunu bol, karakterleri güzel, açık dünyası hoş ve keyifli oyunlar diliyorum.